Köyün içerisinde hamur teknesi ile bir fırının ekmek pişirmek için hazırlandığı anı görüyoruz. Tekneyi, hamuru yoğurmuşlar, kabartmışlar, buraya getirmişler. Şimdi bu hamuru fırında yakmışlar, hazır hale getirip bunu ekmeğe dönüştürecek. Fakat önce bu hanımefendiyi tanıyalım, neler yapıyor, kimdir, bunu öğrenelim. Merhaba teyze. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz canım. Adınız, soyadınız nedir? Adım Şerife Cömert. Şerife Cömert. Ne yapıyorsunuz burada? Ekmek pişiriyorsunuz. Hı hı. Evet. Yoğurduk. Yoğurdunuz. He, ekşidi. Hı-hı. Fırını yaktık. Bu ekşi mayalı ekmek mi? Hı hı, mayalı ekmek. Ev mayası. Ev mayası. Hı. Evet. Bakmaya yok yani. Kendimiz bakmaya yetiştiriyor. Yok. Bunu siz evde nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. Evde biz bu teknenin dibinden kalan hamuru maya ediyor. Bunun dibindekini artırıyor. Koyuyorsunuz bir kenara. Ekşiyi. Saklıyorsunuz. Saklıyor evet. Hı. Şişede ağzı örtük bir şeyde saklıyor. Evet. Ondan sonra ekmeğimiz bitince tabii suyumuz ısıtıyor. Unumuzu eliyor. Yoğuruyor. Ellerinizi duvara asıyor. İşiniz bitiyor. Evet. Evet. Bunu yoğuruyorsunuz. Üzerine örtüyorsunuz. Hı, evet. Kabarıyı. Kabarıyor. He, fırınımızı yakıyor. Şimdi getiriyor. Fırını yakmışsınız. Hı hı. Fırının içerisinde közler var. Evet. Evet. Sıcak. İçerisinde çok sıcak. Iyi. Evet. Peki ne yapacaksınız? Şimdiki işlem ne olacak? Şimdi süpüreceğiz bunu. Hadi buyurun bakayım. Ben seyrede... Şimdi süpürmüyorum. Biraz daha yanacak. O yanacak. Tam kıvamına gelmedi. Tam kıvamına? Gelmedi. Gelmedi. Bu iyice ısınması mı lazım? Hı. Ağız yerleri beyaz olmadı, daha siyah ya, biraz daha yanacak. Ha, şu şuralar beyazlanacak. Beyazlanacak. O zaman kıvam mı oluyor? Kıvam oluyor tabii. Ha, şu üstteki? Şimdi böyle atsak pişmez, ekmek uyumaz. Bu ne? Böyle nasıl bir ekmek yapacaksınız? Yuvarlak somun ekmeği. Somun yapıyorsunuz. Somun yapıyorsunuz. Somun yapıyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz bunlardan? Pide de yapıyor. Pide. Çökeli. Pideyi nasıl yaparsınız? Çökeli sıkarız. Maydanoz, soğan doğrarız, içine yağ koyarız, incecik açarız. He. Ondan sonra katlıyorsunuz. Katlıyor. Uzatıp fırın içerisine. Fırında pişiriyor. Ondan sonra yağlayıp yiyor. Tütmeye başladı. Mis gibi. Keşke biraz sonra olsa yapardık size. Biz bekleriz burada. Biz otururuz burada. Burada otururuz bekle. Ama bir de çay demeyeceğiz ama. Çay olur, ayran olur. Ayran da mı oluyor? Tabii. Köylünün ayranı çıkartıyor. Evet. Demek ki pide önce soğanı, maydanozu, başka? Dereotunu. Dereotu koymuyor. O koymuyorsunuz. Yok, ne koyuyorsunuz? Maydanoz soğan. Koyuyorsunuz. İncece doğruyor. Çökeliye çökeri, katılıyor. Çökeri tam kıvamında. Tereyağlı. Tuzu yerinde oluyor. Tabii. Tereyağı da hafiften de tereyağı koyuyorsunuz. Tabii. Ondan sonra. Ve uçlarını kapatıyorsunuz. Hı-hı. İncecikçe açtıktan İncecikçe. Sonra. Ondan getir. Sonra ne yapıyorsunuz? Getir de tahta yansın. Ondan sonra. Afiyet olsun artık pişiyi. Ama soğumasını bekleyeceğiz. Midemize yok, oturacak. Yok, hiç oturmaz çok. Sıcağıyla daha güzel oluyor. Öyle mi? Hı-hı. Hadi göreceğiz bakayım. İnşallah. Size kolay gelsin. Biz, Ahmet şunu getiriyor. Biz biraz söyleşi yapalım. Siz devam edin. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam. Güzel. Çördük suyu. Suyu güzel. Tadı güzel. Hayvanların yalakları yapmışlar. Ama binanın, eski binanın hemen yanına betondan yapmışlar. Burada hayvanlar ahırdan getirilerek burada sularını içtikten sonra tekrar ahırlarına geri götürüp bağlıyorlar. Ayrıca bu eski evlerin arasında bulunan köy muhtarlığının bir panosu var. Bu panoda köylerin okuması için ilan ve duyurulması istenen yazıları buraya asmış. Ayrıca anons da yaptırıyor. Ama anonstan duymayan veya bulunmayan insanlar da bu panoya gelip bu panodan ilanın neler olduğunu söyleyebiliyorlar. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu köyde güzel bir köy ama köyün yolları dar, sokakları dar, evleri eski. Bu güzelim Çördük köyünün yollarını birazcık genişletmenin imkanı olmaz mı diye kendi kendime soruyorum. Çünkü insanların vücudundaki damar neyse yollar da aynı odur. İnsanların ulaşımını sağlar, birliğini, beraberliğini sağlar. İşte köyün ortasında Çördük gençleri
geleceğimiz gençler ve bizim bu gençlerimiz toplanmışlar, beni seyrediyorlar. Ama ben de bunlarla söyleşi yapacağım, konuşma yapacağım. Konuşma yapacağım. Efendim, merhabalar. Senin adını öğrenelim bakayım. Ömer. Ömer. İsa. İsa. Rukiye. Rukiye. Senin adın ne kızım? Gülsüm. Gülsüm. Kübra. Kübra. Yasemin. Yasemin. Selcan. Zeynep. Evet, Zeynep. Evet, senin adın ne kızım? Gel bakayım. Adın ne kızım? Filiz. Senin adın ne? Rabia. Rabia mı adın? Evet. Okula gideniniz var mı çocuklar? Var. Kaça gidiyorsun sen? Beşe. Beşe gidiyorsun. Peki büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Sen ne olacaksın? Öğretmen. Önce kaça gidiyorsun? Bire. Bire. Sen? Öğretmen. Ne? Kaça gidiyorsun? Evet. Ben gidiyorum doktor. Ana! Öğretmen olmak. Evet. 6'ya gidiyorum doktor olmak. Sen, bu senin kardeşin mi kucağındaki? Kucağındaki kardeşin mi? Kardeşim. Kim? Yeğenim. Ne yapıyorsun buna? Annesi iş mi yapıyor? Evet. Ne iş yapıyor annesi de sen ona bakıyorsun? Geziliyor musunuz? Evet. Peki sizler hangi şarkıyı biliyordunuz çocuklar? He? Bilmiyor musunuz? Okul yolu düz gider. Hadi diyorum. Hadi bakayım. Beraber söylüyorum hadi. Ben ne yapayım bilmiyorsun. Hadi. Okul yolu düz gider. Okul yolu düz gider. Çocuklar bayram eder. Çocuklar bayram eder. Öğretmenler olmasa, öğretmenler olmasa emekler boşa gider. Emekler boşa gider. Aferin. Hani birbirinizi alkışlamadınız ama ya. Bir alkışlayın. Aferin. Peki geçenlerde bir bayram yaptık çocuklar. Adı neydi? 23 Nisan. Efendim? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki dünyada başka bir çocuk bayramı var mı? Evet. Yok. Yok, başka bir çocuklara verilen böyle bir bayram yok. Peki bu bayramı niçin yapıyoruz? Yani bu bayramın sebebi ne? Biliyor musun? Atatürk bize armağan ettiği için. Atatürk bize armağan etti. Neyi açtı da armağan etti acaba? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi'ni 23 Nisan 1920'de Ankara'da ulusun bağımsızlığını ilan ettik. Ondan sonra savaştık. Yurdumuz dört bir yandan ne yapılmıştı? Pay pay edilmişti, değil mi çocuklar? Ulusal bağımsızlığımızı ilan ettik ve Atatürk de bu ulusun çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına bu bayramı ne yaptı çocuklar? Armağan etti. Peki. Tema deyince aklınıza ne geliyor? Tema. Tema nedir? Hiç duydunuz mu temayı? Konularda var. Konularda var. Ha, tema, işleme konusu. Başka nedir tema? Sen nedir abla? Biliyordum da unuttum. Biliyordum, unuttum. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Türkiye erozyonla evet, mücadele. Etme ve ağaçlandırma. Evet, ağaçlandırma. Tarım ve ağaçlandırma. Doğal varlıkları koruma vakfı. Evet. İşte biz onun için geldik buraya çocuklar. Bunun için köydeki doğayı, tabiatı, değil mi? Bak, karşıdaki sizin bu ağaçları, tabiatı, doğayı incelemek için geldik. Peki, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Dilek ve temennileriniz. Var mı? Yok mu? Peki, köyde yaşamaktan memnun musunuz? Evet. Çok mu memnunsunuz? Evet. Köyde bir oyun parkı istemez misiniz? İsteriz. He? Muhtarınızdan isteyin ama. Muhtarım deyin, bize bir oyun parkı yaptırın deyin. Hadi bağırın bakayım. Muhtarım. Muhtarım. Bize. Oyun parkı yaptırın. Evet. Bu güzel çocuklar beraber söyleşi çok güzel oluyor. Çok cıvıl cıvıl, sevecen, geleceğimiz, umutlarımız, çiçek gibi çocuklarımız. Peki çocuklar, ben sizlere iyi günler diliyorum. Mutlu olun temenninde bulunuyorum. Ama şunu unutmayın. Bol bol kitap okumaya,
araştırmaya, incelemeye gayret sarf edin. Olmaz mı çocuklar? Hadi bakalım. Sizler oyununuza, biz köyü çekmeye devam edeceğiz.